Batı dünyası Çin'i halletmeden Rusya sıkıntısını kendi başına sardı. Bazı yorumcular böyle diyor. Yani Batı dünyasının Ukrayna Savaşı konusunda çok ciddi bir strateji hatası içerisinde olduğunu ifade ediyorlar. Bu görüşe göre Amerika'nın ve dolayısıyla Avrupa'nın da en önemli rakibi, düşmanı Çin'dir. Çin küresel anlamda Amerikan liderliğini daha doğrusu Batı liderliğini almak için çabalıyor. Bu çok net. Çin sabırlı davranıyor, sessiz davranıyor, farklı usuller kullanıyor. Değişik bir tarzı var Çin'in. Sabırlı bir tarz bu. Ama nihayetinde Batı'nın elinden dünya liderliğini almak gibi bir gayesi olduğu belli. Bu da insanlık tarihi içerisinde çok kritik bir dönemece işaret ediyor. Baktığımızda kaç yüzyıldır Batı dünyası Dünyayı idare ediyor. Küresel liderlik onun elinde diyebiliriz. Şimdi doğudan bir güç, Çin gibi böyle çok da alışık olmadığımız bir güç dünya liderliğini oynuyor. İşte diyorlar ki Batı dünyası Çin ile daha iyi bir mücadele yöntemi belirleyebilirdi ve Çin meselesini halletmeden başka konulara odaklanmamalıydı. Ama ne oldu? Ukrayna'da bir savaş patlak verdi ve Batı neredeyse gövdesiyle bu bataklığın içerisine girdi. Tabii buranın bataklık haline gelmesinde de Batı'nın ciddi bir rolü var. Önce neyle başladı? İşte silahlar vermeye başladılar, para vermeye başladılar. İşte hafif silahlar vermeye başladılar, tank vermeyelim dediler. Sonra tank da verdiler, uçak vermeyelim dediler, uçak da verdiler. Yani savaş 2 yılını doldurdu, üçüncü yılına girdi. Şimdi Ukrayna'ya asker göndermekten bahsediliyor. Emin olunuz bu konuşulan şeyler kısa bir süre sonra realiteye dönüyor. Tüm bunlar ne yapıyor? Bir batının odak noktasını parçalıyor. Yani Çin mi Rusya mı ikiye bölüyor. Hiçbir medeniyetin böyle bu kadar çoklu odak gücü yoktur. Dolayısıyla batı dünyasını zayıflatıyor. Kendi içerisinde de zayıflatıyor. Dışa karşı da zayıflatıyor. Bir diğer mesele düşmanlar yani düşmanımın düşmanı dostumdur kaidesi gereğince siz Rusya'yı düşmanlıs haline getirdiğinizde Çin'i düşmanlıs haline getirdiğinizde o iki düşman işbirliği yapmak durumunda kendilerini hissediyorlar. Bu biraz mecburiyet de doğuruyor. Amerika şu anda Çin'e karşı bir program geliştirmiş durumda. Çin'i her türlü teknolojik gelişmenin dışında tutmaya çalışıyor yapay zeka, işte gelişmiş bilgisayarlar. Bu konularda bilgisi olan bilim adamlarının Çin'de çalışması yasak. Yani Çin'de çalışmayı bırakın. Çin'e bunları mesela bir e-mail atsa bir bilim adamı oradaki bir meslektaşıyla görüşürken bir e-mail gönderse ve bunun içerisinde de bazı hani hükümete göre hassas bilgiler olsa o bilim adamı tutuklanabilir, ceza alabilir, casuslukla vesaire suçlanabilir. Yani Çin'e karşı düşündüğünüzden daha yoğun, daha güçlü bir Amerika'da program yürütülüyor. Yasalarla, yönetmeliklerle Çin sistemin dışında tutulmaya çalışılıyor. Şu ana kadar Çin sabırlı açıklamalar yaptı. Dedi ki dünya herkese yeter vesaire. Yani bizi dışarıda bırakmanın size bir getirisi yoktur. Ama bu sabır ne kadar devam edecek bilemiyorum. Batı dünyası Çin'i dışlıyor. Şimdi Rusya'yı da dışlamaya başladı. Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana hatta daha öncesinde başladı. Bu Kırım'ın ilhakından sonra ufak ufak başlamıştı. Rusya'yı da dışlıyor. Ama dışladığınız ülke bir İran gibi, Irak gibi, ne bileyim bir Suriye gibi nispeten küçük veya orta büyüklükte bir ülke değil. Rusya dünyanın en büyük coğrafyasına sahip olan ülkesi. En büyük ülke. Çin dediğiniz yer coğrafi olarak hem devasa hem de dünyanın en kalabalık Hindistan'la birlikte en kalabalık ülkesi. 1 milyar 450 milyon nüfusa sahip. Yani Avrupa kıtasının nüfusunun 3 misline yakın bir nüfusu var Çin dediğiniz yerin. Şimdi siz bunları dışladığınız zaman kimi dışlamış oluyorsunuz? Dünyanın işte ne bileyim şu kadarını dışlıyorum. Bu şeye benziyor. Hani odaya girip kapıyı kapatıp bütün dünyayı dışarıda bıraktım. Bütün dünyayı cezalandırdım demeye benziyor. Batı dünyası güç kaybettikçe, güçten düştükçe Çin gibi, Rusya gibi ülkeleri düşman ilan etmesi biraz da kendisine zarar vermeye başlıyor. Yani ilişkileri kestiğiniz zaman siz de bir şeylerden mahrum olmuş oluyorsunuz. İkincisi düşmanlarınızı birleştirerek karşınızda daha büyük bir düşmana sahip oluyorsunuz. Şu anda Rusya ile Çin arasında tarihte belki hiç görülmedik düzeyde yakın ilişki var, işbirliği var. Rusya pazarlarını Çin firmaları tamamen doldurmuş vaziyette. Alman otomobili yerine Çin otomobili satılıyor. Ne bileyim yani İtalyan kumaşı yerine, malzemesi yerine Çin'den gelen firmaların işte trikoları, şunları bunları satılıyor. Burada Rusya'nın kayıpları var ama Avrupa da Rusya'yı kaybetmiş oluyor. Şimdi Amerika Çin'e karşı bir ambargo benzeri bir şeyler geliştirmeye çalışıyor. Fakat burada kaybeden sadece Çin olmuyor. Aynı zamanda Batı dünyası da oluyor ve dediğim gibi düşmanlarınızı daha küçük parçalı, hatta aralarında sürtüşmeler olan düşmanlarınızı dost haline getiriyorsunuz. Daha büyük bir düşman yaratıyorsunuz. Şu anda Çin ile Rusya arasında güvenlik işbirliği de başlamış durumda. Özellikle Pasifik bölgesinde Rusya ile Çin ortak tatbikatlar yapıyor. Bu durum Japonya'yı da çok rahatsız ediyor. Yani Güney Kore'yi de ama özellikle Japonya'yı çok rahatsız ediyor. İran ile Rusya arasında ciddi bir yakınlık var silah satışı konusunda özellikle Sonra Kuzey Kore ile Rusya arasında ve Kuzey Kore ile Çin arasında da ciddi bir ilişkinin olduğu herkesin malumu. Ne yaptınız? Çin'i, Rusya'yı, Kuzey Kore'yi ve İran'ı bir anlamda zoraki birlikteliğe sürüklediniz ve aralarındaki sorunları büyük oranda törpülemiş oldunuz. Bunu kim yaptı? İşin açıkçası Batı yaptı. Batı politikaları yaptı. İşte bu politikaları eleştirenler Ukrayna Savaşı'nın Batı'ya büyük yanlışlar yaptırdığını iddia ediyorlar. Ciddi bir stratejik yanlış içerisinde Batı'nın olduğunu ifade ediyorlar. En son haber uzay programları konusunda geldi. Yapay zeka ve biyogüvenlik konusunda geldi. Rus ve Çin yetkililer, Çinli yetkililer dediler ki bizler Rusya ve Çin olarak iki devlet uzay programlarında işbirliği yapma kararı aldık sadece uzay programlarında değil yapay zeka ve biyogüvenlik alanlarında da işbirliği yapma kararı aldık. Çin'in bu konularda ne kadar hızlı yol aldığı hepimizin malumu. Yani bilimsel alanda Çin son 20 yıldır belki daha uzun bir süredir müthiş paralar harcıyor. Milyarlarca doları üniversitelere, enstitülere harcıyor, labor laboratuvarlara harcıyor. Rusya'ya baktığımızda ise Rusya'nın bu konuda ciddi bir geleneği olduğunu, uzun bir geleneği olduğunu biliyoruz. Özellikle uzay programlarında mühendislik alanında Sovyet döneminde Rusya müthiş bir birikime sahip oldu. Sovyetler dağılınca bu birikim sağa sola saçıldı mı doğru? Özellikle Amerika bir hazır mirasa kondu bu da doğru ama Rusya'daki o gelenek hala devam ediyor. Orada neye ihtiyaç var? Bir sermayeye ihtiyaç var. Amerika'daki kadar sermaye Rusya'da yok. Ama Çin ile Rusya birleşirse Çin'in eksik kalan kısımlarını Rusya tamamlayabilir. Rusya'daki mühendislik bilgisi Çin'de henüz mevcut değil gibi görünüyor bazı alanlarda. İşte Rusya bunları hazır Çin'e verebilir. Çin ne verebilir? Çin'de müthiş bir sermaye birikimi var. Böyle sağa sola saçılabilecek kadar büyük paralar mevcut Çin'de. Ayrıca insan gücü ve çok devasa projeleri yapabilme kapa kapasitesi Çin'de mevcut. Şimdi en son açıklamaya dönecek olur isek hem Rus yetkililer hem de Çinli yetkililer bu açıklamaları yaptılar. Bunları ben birleştirerek sizinle paylaşıyorum. Çin ve Rusya ayda bir nükleer santral kurmak istiyorlar. Ayrıca uzaya öncelikli olarak aya ve dünya ile ay arasındaki uzaya nükleer enerji ile çalışan bir kargo gemisi yapmak istiyorlar. Bu kargo gemisi sürekli gidip gelecek. Hani o Elon Musk'ın Star X miydi? İşte o firmasın gibi böyle bir kargo gemisi yapacaklar. Ama bu kargo gemisi nükleer enerjiyle çalışacak. Dünya ile ay arasında ve yine yakın çevredeki uzay misyonlarında bu gemi kullanılacak. Hem malzeme taşıyacak hem insan taşıyacak bir gemiden bahsediyoruz. Ayrıca Rusya ile Çin ayda Devasa bir gözetim ağı kurmak istiyor. Bu gözetim ağı hem uzayı gözetim altına alacak. Yani CCTV'ler gibi gizli kamera mı diyelim ne diyelim gözetim. Hani mağazaya girdiğinizde güvenlik kameraları olur ya onun gibi uzayı kameralarla donatmak istiyor Çin ve Rusya. Sadece uzayı donatmak istediklerini zannetmiyorum. Bu aynı zamanda da dünyayı kuşatmak, dünyayı bir anlamda gözetim altında tutmak anlamına da gelir dünyada ne olup bitiyor hepsini elinizin altına avucunuzun içi gibi görebilme anlamına da gelir. Peki bu hedefler ne zaman gerçekleşecek? Hani böyle uzay hakkında konuşulur ya çok genelde farazi konuşulur. Bir de işte 100 yıl içinde 50 yıl içinde gibi çok böyle genel ifadeler kullanılır. Öyle değil. Çin ile Rusya bu bahsettiğimiz hedeflere en geç 10 yıl içerisinde ulaşmayı arzu ediyor. 2033 yılına kadar yani buradan aldığınızda 9 yıl, 10 yıl gibi bir süre içerisinde ayda bir yerleşim oluşturmak, bir istasyon kurmak, devasa bir istasyondan bahsediyoruz, oluşturmak istiyorlar. Rusya'nın uzay ajansının ismi biliyorsunuz Roskosmos. Kosmos, evren demek, kainat demek, kozmosu biliyorsunuz. Roskosmos. İşte o Roskosmos'un başkanı Yürü Borisov ki geçmişte başbakan yardımcılığı yapmıştı da var Borisov'un. Uzay araştırmaları konusunda Rusya ile Çin'in stratejik bir ortaklık yaptığını açıkladı. Stratejik bir ortaklık. Yani bunun içerisine güvenlik de giriyor ister istemez. Borisov Rusya'nın nükleer uzay enerjisi konusunda bir uzmanlığa sahip olduğunu, bu konuda ciddi çalışmalar yaptığını, sürdürülebilir bir ay yaşamını amaçladığını söyledi. Şimdi Rusya'nın uzay çalışmalarında çok ileri bir düzeyde olduğunu hepimiz biliyoruz. Hatta bazı konularda Amerikalıların önündeler, Avrupalıların hayli hayli önündeler. Bu krizler başlamadan önce Amerika uzay projelerindeki bazı parçaları Rusya'dan alıyordu. Belki hala kısmen bu satışlar devam ediyordur bilemiyorum. Ama bazı konularda Rusya'nın Amerika'nın dahi önünde olduğunu biliyoruz. Bu konuda ciddi bir tecrübeleri var. Çin'in ise bu konuda çok ciddi bir kararlılığı var ve bol parası var. İşte Rusya diyor ki Çin'e gel bu uzay çalışmalarını birlikte yapalım. Aslına bakarsanız uzay çalışmaları tek bir ulusun tek başına yapabileceği kadar ucuz çalışmalar değil. Bu nedenle yani Amerika'da bazı projelere diğer ülkeleri katmak istiyor. Fakat diğer taraftan da uzay çalışmalarında öyle kritik bilgi ve teknoloji ulaşıyorsunuz ki bunu kimseyle de paylaşmak da istemiyorsunuz. Öyle teknolojiler var ki hani bu programda hepsini anlatamam. Onlardan bir tanesine ya yani bir devlet sahip olsa bütün insanlığı kölesi haline getirebilir. Tıpkı bu sömürgeleşme dönemi, kolonizasyon dönemindeki gelişmelere benzer hatta ondan da daha ileri teknolojilere ulaşmak mümkün. Bu nedenle bütün devletler uzaya gitmek istiyor. Hindistan, Çin, Japonya, Avrupa Birliği, efendim İran, ondan sonra Amerika, Rusya hepsi gitmek istiyor. Hatta biz de gitmek istiyoruz. Çünkü uzayda öyle imkanlar var ki uzaydaki o imkanlar dünya için öylesine büyük tehlikelere işaret ediyor. Önce giden kazanır. Diğerlerini kendi emrine alabilir. O nedenle uzay çalışmaları çok önemli ama Rusya gibi, Hindistan gibi bazı ülkeler tek başlarına bunu kotaramıyorlar. Ya birinin parası yok, birinin teknolojisi yok. O nedenle Çin ile Rusya işbirliği yapma kararı aldılar. Yani Ay yerleşimi konusunda Çin ile Rusya'nın ortak görüşü şu yani Ay'a bir istasyon kurduğunuzda bunun enerji sorununu nasıl halledeceksiniz? Genellikle güneş panelleriyle bu işi hallederiz düşüncesi var idi. Ama Borisov diyor ki yani Ay yüzeyinde kalıcı bir yerleşim istiyor iseniz bunu güneş panelleriyle yapamazsınız. O nedenle bu elektrik ihtiyacını giderebilmek için biz nükleer enerjiye odaklandık nükleer enerjiyi kullanacağız onu geliştirmeye çalışıyoruz dedi. Ayrıca dünyadan aya hani ciddi kargo taşımacılığı gerekiyor. Neden? Çünkü 6 kilometrelik bir yarıçap 6 kilometre yarıçaplı bir ay istasyondan bahsediyor Borisov. Ruslar ve Çin ayda bir istasyon kuracaklar. Kalıcı bir istasyon ve bunun yarıçapı 6 kilometre olacak. Bu ne demektir? Çapı 12 kilometre mi oluyor? Evet. Böylesine büyük bir istasyona yetecek malzemeyi taşımak bile bir mesele. Yani bir uzay aracıyla bunu yapmak zor. O yüzden Borisov diyor ki bir kargo aracı yapacağız. Nükleer enerjiyle çalışan bir kargo aracı yapacağız. O kargo aracı çok büyük parçaları aya taşıyabilecek. Tabii bazı sorunlar var. Nükleer enerjiyle çalışan bir aracı uzayda çalıştırmak, bunu dünya ile ay arasında veyahut da dünya ile uzayda başka bir nokta arasında taşımak gerçekten kolay değil. Buna Ruslar Uzay Römer, römer körü diyorlar. Yani bir traktörün arkasındaki römorkor gibi uzayda da taşımacılık yapacak bir nükleer enerjili kargo uzay gemisinden bahsediyorlar. Ay'da kurulması düşünülen uluslararası ay araştırma istasyonunun temellerinin 2026 yılında atılması öngörülüyor, planlanıyor. 2026 yılı 24'teyiz. 25 26. Yani önümüzdeki iki yıl içerisinde uluslararası ay araştırma istasyonunun temellerinin atılması bekleniyor. Dediğim gibi 6 yarı yarıçapı var. 12 kilometrelik çapı olan bir devasa istasyondan bahsediyoruz. Doğrultuda Ruslar 2028 yılında Ay'a iki roket göndermeyi planlıyorlar. Ay'ın hem kuzey kutbuna hem de güney kutbuna bu roketleri gönderecekler. Çin'de 2030 yılına kadar yani önümüzdeki 5 ila 6 yıl içerisinde Ay'a ilk insanlı ay misyonunu gerçekleştirmeyi düşünüyor. Aya ilk kez bir Çinli'yi indirmeyi düşünüyor. Amerikalılar daha önce aya çıkmışlardı ama yani biliyorsunuz belli bir tarihten sonra aya insansız misyon dahi yapılmadı. İnsansız araç dahi gönderilmedi. Şimdi Amerikalılar da böyle bir telaş içerisinde bu işe başladılar. Çin 2030 yılına kadar aya ilk astronotunu indirmeyi düşünüyor. Aya ayak basmayı düşünüyor. Bir diğer önemli gelişme de aya dedik ya işte bir istasyon kurulacak. Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu. Belki bu Ay Araştırma İstasyonu'na başka ülkeler de katılır. Bilemiyorum mesela İran'da katılır mı acaba? İran'ın da böyle çok hevesi var biliyorsunuz. Belki İran'da katılır, belki Kuzey Kore'de katılır. Kim bilir belki Brezilya, belki Güney Afrika Cumhuriyeti. Demiyorum yani bu halka genişler mi? Uzay istasyonu dışında Çin'in yaptığı bir açıklama var. Çinler diyor ki bizim diyorlar Skynet konusunda çok ciddi bir tecrübemiz var yeryüzünde. Bu tecrübeyi aydaki istasyonda da kullanacağız. Nasıl bir tecrübe bu? Gözetleme sistemi. Yani aya devasa bir gözetleme sistemi kurmayı düşünüyor Çin. Böylece hem insan kaynaklı hem de Tabiat kaynaklı riskleri, tehditleri önceden görüp ona göre haber al, e, almış, önlem almış olacağız diyor Çinliler. Çin'in SkyNet sistemi gerçekten enteresan. Bunu bir araştırmanızı sizlere de tavsiye ederim. Ya küçük bir internet araştırması çok ilginç bilgiler size verebilir. Çin'in her köşesini izlemek üzere Çin'de SkyNet diye bir sistem var. Dünyanın en büyük gözetim ağı ve 600 milyondan fazla kamerayla çalışıyor bir sistem. 600 milyondan fazla kamera yani ülkedeki ortalama her iki yetişkine bir kamera düşüyormuş Çin'de. Her hareket bu kameralar sayesinde takip ediliyor. Yani ilginç. 1984 romanını George Orwell'e hatırladım. Yani bunu şey yapınca bundan bahsedince. Skynet diye bir sistem kurmayı düşünüyor. Çin ay yüzeyine, ay ile dünya arasına böyle bir sistem kurmayı düşünüyor. Şimdi bunu gerçekleştirebilirler mi? Gerçekleştiremezler mi? Çin konusunda herkesin kaygısı şu. Çin bir şey yaparım deyince yapıyor. Ve yani bazı şeyler var. Hiç kimse yapamıyor. Bunu anca yaparsa Çin yapar deniyor. Çok kalabalık her şeyden önce. Ve o kadar kalabalık insanı bir amaç doğrultusunda disiplinli ve sistematik olarak çalıştırmayı başaran bir devletten bahsediyoruz. Bir ülkeden bahsediyoruz. Yani Amerika'da da çok büyük üstünlükler var ama yani bunları o disiplin ve sistem içerisinde çalıştırmakta zorlanıyor. Çin yani 2030 yılına kadar aya ilk insanı indirebilir mi? İndirebilir kanaatindeyim. İndirebileceğini düşünüyorum. Rusya ile Çin'in birleşmesi halinde bunların uzayda çok büyük işler yapabileceği kanaatindeyim. Yani Rusların tecrübesi, mühendislik bilgisi, Çin'in bu konudaki aşkı bir arzuyla sarılıyor oluşu ve büyük bir sermayeye sahip oluşu bu işin kotarılmasını kolaylaştırır. Ve Amerikalıların önüne geçebilirler mi? Geçebilirler. Ve bu süreç içerisinde çok müthiş teknolojileri geliştirebilirler. Ve bunlar ki askeri alanda kullanılabilir teknolojiler olur. Hem Rus ordusunda hem Çin ordusunda kullanılabilir teknolojiler olur. Uzay çalışmaları, insanın uzaya açılması güvenlik konusunu bambaşka bir alana taşıyor. Başından beri hep söylerim. Yani güvenlik dediğiniz şey düşmanınızdan uzak olabilmek ama ona istediğiniz zaman ulaşabilmektir. Yani siz ona istediğiniz an istediğiniz şekilde vurabilmelisiniz ama o size ulaşamamalı. Hatta hatta sizi görememeli. Ya yani şu an uzun menzilli seyir füzeleri böyle bir şey. Yani atıyorsunuz füzeyi karşı tarafta bir hava savunma sistemi yoksa, gelişmiş radarlar yoksa füzeniz çok hızlıysa görünmez özellikleri taşıyorsa düşman sizi görmeden böyle tepesine o füze inerken fark ediyor. Birdenbire a füze geliyor oluyor. İşte savunma güvenlik bambaşka bir boyuta bu füzeler sayesinde ulaştı. Şimdi uzay başka ama bambaşka bir çığır açıyor. Eğer birisi gider dünyanın çevresinde bir noktaya bir yörüngede bir yere bir süper top yerleştirirse yani istediği yerini görüp istediği yeri vurabilir. Bu çok büyük bir değişikliktir. Veya ayı erkenden kolonileştirir, burası benim derse, yaklaşanı da yaklaştırmazsa, orada alacağı önlemlerle, işte bu bambaşka bir boyuttur. Yani sizin anlamakta dahi zorlanacağınız bir teknolojiyi geliştirip sizi dünyada, yer kürede çaresiz bırakabilir mi? Bırakabilir. Yani insanların kafasında bu tehlikeler var. Yani bir açıdan fantazi gibi gelebilir size. Çünkü bilmediğimiz şey fantazi gibidir. Önce hayalde başlıyor işler. Ama öyle bir çağdayız ki hayalini kuruyorsunuz bir yıl sonra gerçekleşiyor. İşte Jules Verne'in hayalini kurduğu şeyler 100 yıl sonra gerçekleşmiş. 150 yıl sonra gerçekleşmiş. Veyahut da 1950'lerdeki 60'lardaki o böyle açılır kapılar ne diyor? 20 yıl sonra gerçekleşmiş. 30 yıl sonra gerçekleşmiş. İnsanların hayallerinin gerçekleşme hızı çok arttı. Yani günümüzde artık bir şey hayal ediyorsun bir ay sonra gerçekleşiyor. Yani öylesine tehlikeli hayaller var ki bunlar bende de yani şu anda zihnimde var. Yani okuduklarımdan veya kendi düşündüklerimden var. Bunların gerçekleşmesi bir yılda, bir ayda, iki yılda 10 yılda olur ise gerçekten bambaşka bir güvenlik dünyası ile karşılaşırız. E, bambaşka bir dünya ile karşılaşırız. İnsanların birbirlerini yok etme potansiyelerini geometrik artışlar gerçekleşir. Şimdi aslında ben bu programda yapay zeka ve biyo güvenlik konusundan da bahsedecektim. Ama o kadar derin ki uzandıkça gidiyor böyle. Programı da çok da fazla uzatmak istemiyorum. Sabrınızı da zorlamak istemiyorum. Ama Rusya ile Çin'in yapay zeka alanında ve biyogüvenlik alanında birlikte hareket etmesi batıya karşı onları çok ama çok güçlendirecektir. Bu konularda Çin dışlanıyor. Amerika Çin'i dışlıyor. Hadi Rusya'yı dış, dışlıyor. Niye dışlıyor Rusya'yı? Ukrayna Savaşı nedeniyle dışlıyor. Bunu anlayabiliyorsun. Bir savaş var falan. Ama Çin diyor ki ben niye dışlıyorsun? Yani beni sana ne yaptım? Hani Amerika da diyor ki ileride yapabilirsin. Ya olasılık üzerinden böyle olur mu diyor falan. Biz arkadaşız. Hani dünyayı birlikte yönetelim, birlikte paylaşalım. Hepimize yeter bu dünya diyor ama öyle değil. Ve gelen haberler Çin'in yapay zeka alanında çok ilerlediğini gösteriyor. Yani tahminlerin ötesinde ilerlediğini gösteriyor. İşte cep telefonu konusunda bile Çin'i dışlamaya çalıştı Amerika. Ama en son işte Çin firmasının çıkardığı cep telefonu ile Amerikan firmasının çıkardığı cep telefonu arasında çok az fark var. Yani neredeyse birebir aynı bu da Çin'in teknolojiyi adapte etme, kopyalama ve yenisini üretme kapasitesinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yapay zeka alanında Çin çok hızlı ilerliyor ve çok yatırım yapıyorlar. Korkunç paralar harcıyorlar. Şimdi buna Rusya da eklenecek. Belki de eklendi bilmiyorum. Birlikte bir şeyler yapacaklar. Rusya'nın elindeki füze teknolojisini, füze bilgisini, uzay bilgisini ve değişik alanlardaki mühendislik bilgisini Çin'le paylaşması Çin'e Çin'in hızını artıracaktır. Rusya'nın da hızını artıracaktır ama Çin'in hızını katlayacaktır. Yine Rusya'nın bazı teknolojileri Kuzey Kore'ye vermesi Kuzey Kore'yi de acayip bir ülke haline getirebilir. Dediğim gibi yani konu konuyu açıyor. O kadar böyle bir dehlizler var ki gidilmesi gereken, aydınlatılması, açılması gereken o kadar çok dehlizler var ki asıl konuşulması gereken konular kanaatimce bunlar. Ümit ederim önümüzdeki programlarda bunları açarız. Bu programımızda Çin ile Rusya'nın uzay programı, yapay zeka ve biyogüvenlik alanındaki işbirliğini ve bunun olası sonuçlarını değerlendirmeye çalıştık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.